Dün bültenimizde Tarım ve Orman Bakanı Pak Demirli'nin açıklamalarını aktarmıştık. 2023 seçiminin önemini AK Parti'nin kaderine bağlamıştı bakan. İktidara yakın Star Gazetesi'nin internet sitesinin genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak da seçimlerle darbeyi özdeşleştirdi. Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum dedi. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum ifadesini kullandı. Bayrak muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefini de darbe bağlamına aldı. Devam ediyoruz. Ben 2023'ün hocam bunu şöyle özetliyorum. yani yazımdan başlığı budur benim. Bir e, ee, Silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin kaderine bu millet ittifakına terk edemeyiz. Böyle bir sözü velev ki muhalefet partisilerinden birisi söylemiş olsaydı herhalde o partinin ne darbeciliği kalırdı ne vesayetçiliği kalırdı bu sözleri söyleyenler statikonun ta dibidir. Siyaset daha da ısınırken bir kez daha iktidar darbe söylemi üzerinden muhalefete hedef almaya başladı. İktidara yakınlığıyla bilinen Star gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak da iktidardaki siyasetçilerden geri kalmadı. 2023 muhtemelen efendim, 15 Temmuz teşebbüsü olacak. Silahsız 15 Temmuz, 15 Temmuz aynen 15 Temmuz'da yine Amerika ile içerideki onların temsilcilerin yaptığı gibi. Olacak. Aynı cümle içerisinde 2023 seçimleri var, 15 Temmuz var, Amerika Birleşik Devletleri var. Albayrak 2023 yılında yapılacak seçimleri 15 Temmuz darbe girişimine benzetti. Seçimlerle darbe girişimini özdeşleştirdi. Eski meşrutiyetçiler vardı ya, İttihatçılar. Abdülhamit Han'ın karşısında işte em emperyalistlere beraber olan. Hı hı. Bugünün meşrutiyetçileri olan bu parlamenter sistem aşıkları da gene efendime söyleyeyim, ee, bu şeyde parlamenter sistemini çok merak var ve onu ısrarla bekleyen vesayet sistemini bekleyen Amerika'nın ve diğer emperyalist temsilcilerin yanında olacaklar maalesef. Meşrutiyet. İttihatçılar, Abdülhamit, parlamenter sistem, Amerika, emperyalizm aynı cümle içerisinde bir araya getirdiği bu ifadelerle de muhalefetin güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem programını hedef aldı. Seçim sandığını FETÖ'nün darbe girişimiyle aynı kefeye koyarak. Ben 2023'ün hocam bunu şöyle özetliyorum yazın başlığı budur benim bir ee, silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. 2023? Seçimlerini. Seçimleriniz yani böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum. Bununla şuna e, e, bina ediyorum. Biden dediğimiz kişi e, yöntem olarak taz olarak hmm. e, ikili yani uluslararası ilişkileri e, karşıdaki ülkelerin iç dinamiklerini kullanarak çözmeyi hmm. adet edinen birisidir. Darbe tartışması iktidar tarafından sık başvurulan bir söylem. Muhalefet tarafından tehdit olarak yorumlanan açıklamalarda hız kesmiyor ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Türkiye'nin kaderini bu millet ittifakına terk edemeyiz. Daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Anlamına gelmiyor. Herhalde kucaklama anlamına gelmiyor. Daha önceki darbe tartışmalarında CHP'den AKP'ye sert cevaplar gelmişti. Yarın darbe olsun, Yine bu AK Parti'nin o günkü gibi yarısından fazlası sıvışır. Yine darbenin karşısında Cumhuriyet Halk Partisi durur. Bunun bir darbe paranoyasından çok iktidarın darbe söylemi üzerinden hem tabanını konsolide etmek hem de toplumda endişe yaratmak amacı taşıdığı belirtilmişti. Erdoğan'ın darbe karşıtlığından ziyade darbe taciri olduğunu daha iyi anlayalım. Erdoğan hakikaten darbe paranoyası işini aşmış. Bir darbe paranoyası hali ruh hali vardı. Şimdi yok. Onun yerine başka bir şey aldı. Darbe tacirliği aldı.